Tekrar merhaba sevgili dostlar. Efendim, sazımız, sözümüz, öykümüz, türkümüz ne varsa topumuz, tüfeğimiz. Tabii bizim topumuz, tüfeğimiz, sözümüz, sazımız ve yüreğimiz. Biz hani bazı analar mert doğurur, bazı analar dert doğurur. Biz dert doğanlardan çok çektik ve artık çekmek istemiyoruz. Dertlerin emdiği her damla süt haram olsun, başımızı ağrıtan. Mertlerin her emdiği süt helal olsun ve mert olan insana kocaman bir selam olsun ikinci bölümden tekrar efendim. Bir Sivas'a gidelim, bir Sivas türküsü. Sevgili arkadaşlarımızın da isteği, kamera arkasındaki emekçilerimizin. Hadi bakalım böyle bayram coşkusu devam ediversin şöyle. Hacı dolasın. Hadi bakalım. Teşekkürler arkadaşlar. Dinlendirelim, sonra tekrar sözü sana verelim. Gerçi hikayeler bu kadar güzel, oyunların içinde, oyun havasının içinde çok nadir kaçıyor ama hikayemizin ismi Fedakarlığın Bu Kadarı.
Bir zamanlar şiddetli bir kış sonucunda kentin yakınlarındaki bir göl buz tutmuş. Halk donmuş gölün üzerinde büyük bir eğlence düzenlemeye karar vermiş. Yaşlı kadın, erkek, herkes şehri terk edip gölün üzerinde toplanmışlar. Biri kızağa biniyor, birisi kayak kayıyor. Kurulan çadırlardan coşkun bir müzik ve kahkahalar yükseliyormuş. Gençler sevinçle sıçrayıp oynuyorlar. Yaşlılar da bu eğlenceli manzarayı hep birlikte seyrediyorlarmış. Şehirde sadece yaşlı ve fakir bir kadıncağız kalmış. Hasta olduğu için devamlı yatakta yatıyor, ayaklarını maalesef kullanamıyormuş. Evinin penceresinden buz tutmuş gölü ve oynayan neşeli insanları sürekli seyrediyormuş. Akşama doğru ufka bakarken küçücük beyaz bir bulutun belirdiğini görüp müthiş bir korkuya kapılmış. Yeni evlendiği günleri hatırlamış birden. Eşiyle gölün üzerinde gezerlerken yine böyle bir bulut görmüş ve çok geçmeden de korkunç bir fırtına ile birlikte buzlar kırılmış. Kötürüm kalması da o gündenmiş. Ne yazık ki o olayda kocasını da kaybetmiş. Yaşlı kadın yine öyle olacak diye düşünmüş. Alabildiğince bağırmaya başlamış ama gürültüden kimse onu duymamış. Bulut gittikçe büyüyüp kararıyor. Kadın ise çaresiz bir şekilde kendi kendine konuşuyormuş. Fırtınanın çıkmasına da az bir zaman kaldı diyormuş. Fırtına ile birlikte oluşacak dalgalar buzları kırıp herkesi suya gömecekmiş. Bütün gücünü toplayan kadın ellerinin üzerinde sürünerek yataktan yere inmeyi başarmış. Sobadan çıkardığı bir parça ateşle yatağını tutuşturmuş. Sonra da sürüne sürüne güç bela evinden dışarıya çıkmış. Küçücük evi bir anda alevler sarınca buzun üzerinde oynayanlar evin kime ait olduğunu hemen anlamışlar. Ve sakat kadını kurtarmak için herkes oraya doğru koşmaya başlamış. Bu arada göğü siyah bulutlar tamamen kaplayıp rüzgar çıkmış. Buz kütleleri çatlayıp sallanmaya, kırılmaya başlamışlar. Yaşlı kadını kurtarmak için en son kişi de sahile varınca gökyüzü yırtılır gibi olmuş. Fırtına ile birlikte dev dalgalar gölü örtmüş, buzlar kırılmış ama hiç kimseye bir şey olmamış. Hasta ve sakat kadın bütün varını yoğunu ateşe vererek şehir hayatındaki, şehir halkındaki bütün herkesi kaçınılmaz bir ölümden böylece kurtarmış. İşte fedakarlığın bir öyküsü de bu sevgili dostlar. Evet, fedakarlığın yanında tabii fedakarlık da bilgi gerektiriyor. Bilgisizseniz bunları yapamazsınız. Sevgili dostlar, bilginin hiyerarşisi yoktur. Bilgi varsa herkes sizin önünüzde eğilir. Kanuni Süleymaniye Camii için Mimar Sinan'a haber salıyor. Bir cami yapacağız, adı Süleymaniye olacak. Yer bakalım gelsin. Ve çıkıyorlar yer bakmaya. Kanuni Sultan Süleyman önde, arkasında veziri, arkasında sadrazamlar ve en arkada Mimar Sinan. Bir tarlaya geliyorlar. Kanuni sesleniyor. Sinan, bu tarla uygun mudur? Sinan bakıyor, Mimar Sinan. Herkesin önüne geçiyor. Sadrazamların, vezirlerin arasından. Kanuni'nin de önüne geçiyor. Tabii vezirle sadrazamlar kızıyor. Nasıl padişahın önüne geçer diye. Mimar Sinan bakmaya devam ediyor tarlaya. Zemini kontrol ediyor. Böyle kafasını kaldırıyor. Gökyüzüne bakıyor. Kanuni soruyor tekrar. Sinan, bu tarla müsait midir? Mimar Sinan hiç seslenmiyor. Böyle biraz yürüyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Bir ara yürürken eğiliyor. Tekrar doğrulup yürümeye devam ediyor. Ve padişah tekrar soruyor, Sinan dedim, bu tarla müsait midir? Sinan'da yine ses yok. Ve Kanuni o zaman anlıyor ve vezirine ve sadrazamlara dönerek diyor ki, beyler, şu anda muhteşem bir deha ile karşı karşıyayız. Şu anda
bu adam bizi duymuyor. Biz ona bu tarla nasıl diye sorarken o tarlanın üzerine binayı dikti, minareleri çıktı, biraz önce eğildi. Çünkü hayalinde kurduğu binanın kirişine kafayı vurmamak için eğildi, altından geçti. İşte siz bilgiliyseniz efendim, karşınızda padişah da olsa ayağa kalkar, ceketini ilikler. Yeter ki bilgi olsun. Bilginin başını hiç kimse öne eğip deviremez. Demişler, ben o sözü çok severim. Büyük bir düşünürün sözüdür. Der ki, size bir yeri süpürmeniz söyleniyorsa, o yeri Mozart'ın beste yaptığı gibi süpürün, Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün, Michelangelo'nun resim yaptığı gibi süpürün. Yürüyen ve uçan herkes orada durup söylesin ki, burayı dünyanın en iyi çöpçüsü süpürmüştür. İşinizi adam gibi yapın diyor. İşini adam gibi yapanlara hangi meslek olursa olsun, selam olsun, kocaman yüreklerinden öpüyoruz. Ve türkü zamanı diyoruz. İstersen birkaç selamımız var, onları öyle iletelim. Öyle mi? Hadi bakalım. Evet, selamlar yine Antalya'dan. Antalya'dan sevgili Ayhan Balaban yazmış, mesaj göndermiş. Sıradaki parçayı kendisine ve tüm arkadaşlarına istemiş. Yine Fethiye'den sevgili Zeki Karpuz, Berke Arda Akkuş bizleri izliyorlar, takip ediyorlar. Sevgilerini ve selamlarını gönderiyorlar. Ve son olarak sevgili Cemal Çümenli yazmış. Sevgili Eser senden bir selam sevgili, bekliyor. Sevgili Cemal dosta selam olsun. Zonguldak Bakacak Kadı'ya selam gönderelim. Çok uzaklardan izliyor sevgili dostlarımız. Kucak dolusu sevgiler, selamlar orada. Ne kadar güzel dostluklar edindik. Güzel yürekli insanlar, şartlar ne olursa olsun arada ne mesafe tanıyor ne dağlar. Bir yerde buluşuyor gönül gönüle. Selam olsun bir kez daha efendim Zonguldak Bakacakkadı'ya, Cemal Dost'a ve tüm izleyen yüreklere. Hadi bakalım çocuklar, hazır mıyız? Hadi bakayım öyle bir... Bir dörtlük bir zeybek yapalım. Ondan sonra öyle bir Orta Anadolu'ya doğru gidelim. Ne dersiniz? Haydi bakalım. Bir Korkut Eli zeybeği ile başlayalım. Hatta birer dörtlük Korkut Eli türkülerinden bağlayalım. Bir Çubuk Beli yapalım. Ondan sonra zeybek bağlayalım. Sonra Orta Anadolu'ya. Haydi bakalım. Mercan işini
işini. Yol ver bana çıbık, beni geçeyim, geçeyim, Akçakız'a gideyim. Yol ver bana çıbık, beni geçeyim, geçeyim, Akçakız'a gideyim. Yeşil olan binde
sahrayı dola. Benim gibi var molada yarinden mahrum olan. Benim gibi var molada yarinden ayrılan. Teşekkür ederiz. Sevgili Esen'cim, o kadar güzeldi ki kimse yerli yerinde duramadı. Evet. Kamera arkasındaki arkadaşlarımız yerinde oynadılar. Ben de onları kameraya çektim. Daha sonra paylaşacağım. Evet, sevgili dostlar, hep böyle ekranlarda görüyoruz, görüyoruz diyor sevgili dostlar ama hani yeni gören dostlar çok fazla tanımıyoruz. Sizlerle tanışalım diyorlar böyle sokakta. Biz olabildiğince ismimizi zikredelim ki böyle tanışmamız daha kolay olsun sokaklarda. Bir kez daha Eser Tunçoğlu, sevgili Yeşim Tunçoğlu, ben Eser Tunçoğlu, sevgili Yeşim ve sevgili Mutlu, İsmail ve kamera arkasındaki arkadaşlarımız. Bir gün kamerayı bu tarafa alacağız, onları da size böyle özel çekerek tanıtacağız. Kamerayı ben elime alırım herhalde. Nereyi çekerim bu görmeyen gözle bilmiyorum ama. sosyal medya hesaplarımız Eser Tunçoğlu adıyla yazdığımız zaman gerek Facebook gerek Twitter ve gerek web sayfamız çıkacaktır efendim. Sazımızla, sözümüzle, dedik öykümüzle buradayız biz her pazartesi akşamı. Ramazan döneminde hep 21.30'da ekranlarda yerimiz alıyorduk. Ramazan bitti artık, iftar programlarımızı noktaladık bu akşam itibariyle. Önümüzdeki pazartesinden itibaren saat 21'de sizlerin huzurunda olacağız efendim. Program müdavimlerimize de duyurmuş olalım bunu. Efendim, geçtiğimiz hafta Balkanlardaydık. Muazzam bir gezi idi ve herkesin mutlaka yaşarken imkanı olursa gezip görmesi gereken yerler. Orada da çok güzel dostluklar edindik. Şu anda bizim Makedonya'dan izleyen dostlarımız var. Sevgili Muammer dostumuza ve sevgili Cuma dostumuza selamlar gönderelim Makedonya'ya. Sevgili Muammer, Makedonya Ohrid'de. Cuma dostumuz da efendim Manastır'da. Selam olsun kocaman yürekli insanlara. Bosna'da çok özel dakikalar yaşadık efendim savaş esnasında ki çok eski değil. Bizi belki de bu yüzden çok etkiledi. Çok eski değil. 93 senesinde yaşanan savaş esnasında bombaların düştüğü yerlere öyle kırmızı güller, gül resimleri çizmişler. Onlara Bosna gülleri diyorlar. Ve yol boyunca yürürken taranmamış, delik deşik olmamış hiçbir ev yok. Hiçbirisi tadilat haline getirilmemiş, tadil edilmemiş. Çünkü o günleri unutturmamaya çalışıyorlar ve 93'ü kesinlikle unutmayın diye halkına özellikle o izleri silmiyorlar. Yıkılan Mostar Köprüsü efendim orijinali düşünülerek, hesaplanarak yeni hale, yine hilal şeklinde Osmanlı döneminden biliyorsunuz inşa edilen bir köprüydü. Ve Hırvat topçusunun ateşiyle yıkılmıştı. Yine orijinali gibi yapılmış. Yine orada da 93'ü sakın unutma yazıyor. Ve 4 ay 4 günde yapılmış bir savaş tüneli var efendim Bosna'da. O tünele girdik, gezdik ve o günleri yaşadık. Ve Mustafa Kemal'in o muazzam sözü efendim hep hatırımızda dolaştık oraları. Savaş vatan savunması için değilse bir cinayettir sözü gerçekten çok doğru. İnşallah hem bizim coğrafyamıza hem dünya halklarına, dünya coğrafyasına kurban olduğum Allah hiçbir zaman öyle kötü anıları yaşatmasın. Her zaman bayram tadında güzellikler, ilişkiler yaşayalım istiyoruz. Ve bayram coşkusuyla sevgili Yeşim, bu arada gelen birçok iletiye evet, karşılık vermeye çalışıyor. Toptan verelim dilersen selamımızı çünkü çok fazla. Evet, gerçekten çok fazla. Fakat Antalya'dan sevgili Hülya Bostanoğlu selam olsun hocam. Selamlar olsun. Birkaç tane parça istedi ama sıradaki eseri ona okumaya ikna ettik kendisini. Öyle mi? Sıradaki eser Hülya ablamıza sevgilerle armağan olsun. Efendim bu arada unutmadan telefon numaramızı istiyorlar. Telefonumuzu bir hatırlatalım. Program içinde ya da program dışında bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız 542 412 8929.
542-412-89-29. Not edin lütfen. Son kez tekrarlıyorum. 542-412-89-29 efendim. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Günün her saati ulaşabilirsiniz. Yüreğimiz ve telefonumuz açık sizlere. Paris'e de selamlar gönderelim. Paris'ten Erkut arkadaşımız efendim selamlar göndermişler. Ona da bir türkü armağan edelim. Bu arada süremiz ne kadar kaldı çocuklar? Beni uyarın bu konuda. Telefonlarımız da çalıyor. Öyle mi? İki türkü daha sıkıştırırız değil mi Emin? Sıkıştırırız. Evet. Bugün bayrama özel olsun. Sevgili dostlarımız da programın bitmesini istemiyor ama tadı damağımızda kalsın istiyoruz. Bizler çünkü her pazartesi burada olacağız. Allah ömür verirse her zaman. Türkü dey verem gari. Hareketli bir Antalya türküsü. Hadi bakalım, benim albümümde de yer almıştı bu. Demiştik ya, orada Türk dostlarımızla tanıştık, selamlar gönderdiler. Hele içlerinden bir kardeşimiz öyle güzel bir şey söyledi ki, bizler asırlar boyu hep kardeşçe yaşadık dedi, Türkçesiyle. Onun anlattığı, kullandığı şiveyle anlatayım. Bizler asırlar boyu kardeşçe yaşadık. Ne zaman Türk milletinin başı dara düşse yanınızdayız, kuşarak geliriz ve kardeşlik dedi. O söz tam böyle 12'den vurdu beni. Ve öyle güzel bir şive ki, hep biliyorsunuz ben tiyatro yönüm olduğu için bir de şivelere çok fazla takılıyorum. Örneğin yol soruyoruz, burada bahçe var, bahçenin yanında bir bina var, görürsün. Böyle konuşuyorlar, hemen bizim Karslı iki askerin hikayesi aklıma geldi. Ve onu sizlerle bu akşam paylaşayım. Ondan sonra bir dörtlük bozlak yapalım. Hareketli bir eserle de bitiririz programımızı. İki asker arkadaş Karslı. Birisi diyor ki, vallahi ben memlekete izne gideceğim. Öbürkü diyor, vallahi benim babaya da selam götüresen ha diyor.
La adresi bilmiyorum. Adresi veresen adresi anlatmaya başlıyor. Kendi şivesiyle tabii. Hala buradan Kars'a gideceksen, Kars'a varacaksan, Kars'ın ortasında var bir arso, arsonun ortasında var bir yapo. He yaponun ortasında var bir kapo, kapoyu çalacaksan oradan çıkacak bir babo. Hep bıyıkları benimkinden kabo, ha bilesen o benim babo. Ellerinden öpesin, selamımı götüresen kurban diye. Evet, bu da bizden bir öyküdür. Memleketimiz o kadar keyifli ki her şey hazine sandığının içinde. Bu hazine sandığının değerini bilelim. Ne bombacıya, ne bölücüye, ne fitneciye fırsat vermeyelim ve birbirimize sıkı sıkı sarılalım sevgili dostlar. Sevgili eşim. Evet, güzel bir mesaj daha gelmiş sevgili eşim. Onu da paylaşmak isterim. Refkan Keser Bacak. Çok güzel bir mesaj göndermiş. Senin resmini koymuş hemen. Altına da yazmış. Eser abi gitme, programı bitirmeyin yazmış. Canım benim. Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya tekrar yayınlanacak. Yeni yayınımızda beraber olacağız. Çok teşekkür ederiz. Yüreklerinize sağlık. Bizler çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu program sizin ilginizle bunca sene keyifle devam etti. İnşallah Allah ömür verirse biz nefesimizin yettiği güne kadar devam etmeyi planlıyoruz. Dilersen evet, tabii abi. Daha devam ediyoruz. Şimdi bir dörtlük bozlak yapacağız. Bozlak isteyen dostlarımız vardı. Özellikle İsmail Tunçoğlu, Tufan Tunçoğlu, Hidayet Tunçoğlu üçlüsü herhalde bozlak çalmazsak bizi topa tutarlar. Olduğumuz yere sokmazlar. Yine bozlak isteyen dostlarımız, ellerinden öpüyorum. Hamdi Özbay hocamıza selam olsun. Özellikle onun için de seslendireceğim o bozlağımızı. Yine Ankara'ya selam olsun. Zeki amcamız bizi izliyor. Yine Hüseyin abimiz bizi izliyor Ankara'dan. Selam olsun. Onlara da bozlağı göndereceğiz. Böyle bozkıra bir gidip gelelim. Hani bir tek şeyi daha paylaşayım. Hani bizim ülkemizde maalesef geçen hafta biliyorsunuz Adrasan cayır cayır yandı Antalya'da. Yeşili biz yakıyoruz, koruyamıyoruz. Orta Anadolu'muzu biliyorsunuz böyle hep bozkır. O bozkırı ya da böyle o yanmış yerleri gördükçe ya da hissettikçe hep kopuyoruz, dağılıyoruz, çok üzülüyoruz. Ama Balkanlarda inanın sevgili dostlar, baktığınız her yerde bir karış bile açık bir yer göremezsiniz. Her yer yemyeşil. O kadar değer veriyorlar doğaya ve insana. Hadi bakalım vedamızı edelim istersen. Ondan sonra bozlağımızı ve hareketli türkümüzü bağlayalım. Evet, vedamızı edelim. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla, mutluluk ve esenlikle kalın. Şimdiden iyi bayramlar, sevgiler, saygılar. İsmail, bozlağı sen açarsın. Evet. Sevgili dostlar, ben Sazım Sözüm Sobe'nin sloganını bir kez daha yenileyip sizlere öyle veda edeceğim. Biliyorsunuz. Yarın akşam şeker tadında bir bayram, bayram tadında günler diliyorum hepinize. Bayramınız kutlu efendim, yuvalarınız mutlu, ekmeğiniz, aşınız, sohbetiniz tatlı ve keyifleriniz gırk gatlı oluversin gari. Hepinize mutlu geceler, mutlu yarınlar, güzel bayramlar diliyorum. Arkadaşlar, sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bozlak severler, hadi bakalım sevgili İsmail bozlağımızı açsın şöyle. Bir kez daha hoşçakalın. Thank you.
sallamayan yar, sallamayan yar. Galleşli koyarda dert bende kaldı, demedim kimseye de dert bende kaldı, dert bende kaldı. Beşiğimi de sallamayan yar, sallamayan yar. Galleşli koyarda dert bende kaldı, demedim kimseye de dert bende kaldı, dert bende kaldı. Demedim kimseye de dert bende kaldı, dert bende kaldı.